Değerli arkadaşlar, Türk demokrasisi açısından önemli bir günü geride bıraktık. 31 Mart 2024 seçimi Türk tarihi, siyasi tarihi açısından önemli yerini daha şimdiden almış vaziyette. Bu seçim gerçekten Türkiye'de sandığa bağlı olarak Türk milletinin günü geldiğinde değişim arzusunu şakkadanak göstermesi geleneğinin devam ettiğini göstermesi bakımından önemli. Bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2002 yılında 1990'lı yıllarda yaşanılmış olan kaotik günlerin devamında benzer bir dip dalgayla iktidara geldi ve 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Birinci olarak söylemek istediğim nokta şu. Hükümete yakın medya grupları diye adlandırılan kesim, Recep Tayyip Erdoğan'a da yaramayacak bir tutum çerçevesinde yaşanılan bu ağır yenilginin bir mesaj olduğunda birleşmiş vaziyetteler. Bakıyorum Hürriyet gazetesinde mesela Abdülkadir Selvi alınan 7 mesaj diyor, öbürü 17 mesaj diyor, öbürü 34 mesaj diyecek neredeyse. Yani bir mesaj, bir lafı aldık, işte halkımızın rahatsızlığını anladık. Ne demek halkın rahatsızlığını anladık? Halkın rahatsızlığını anlamak için seçim yapılması şart değil ki. Halk zaten her dakika derdini anlatmaya çalışıyor da emekliler, şunlar bunlar. Bunları geçin. Mesaj alınan seçimler farklıdır. Bu seçim farklı. Bu bir dip dalga. Siyasette birikir, 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 bir gün gelir, hiç beklemediğiniz bir dip dalgayla karşılaşırsınız. Bir defa olayı yumuşatmak, efendim ekonomiyi düzeltirsek bu mesele toparlanır veya bir defa toplumla yönetici kadrolar arasındaki güvensizliğin had safhaya vardığını gösteren bir işaret var burada. Bu işareti Türkiye'nin muhafazakar siyaseti tam olarak teşhis koyamazsa gelecek seçimler çok daha vahim sonuçlar doğurur. Nedir o işaret? Sayıyorum. Bursa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa, Burdur, Kırıkkale, Kırşehir, Adıyaman, Balıkesir. Arkadaşlar ben 1965 seçimlerinde o sırada 10 yaşındaydım. O günden bu yana bu ülkede yapılmış ne kadar seçim varsa üniversite öğrencisi olarak, gazeteci olarak hepsini bilirim. Böyle bir kırılmayla ben 50 yıldır, 50-55 yılda karşılaşmadım. Bana birisi Cuma günü Ardan bu seçimin sonucunda Afyonkarahisar'da ve Kütahya'da ve Denizli'de ve Balıkesir'de ve ne bileyim ben Manisa'da merkez sağ ve muhafazakar oy depoları olarak görülen Ege'nin iç kanadında Cumhuriyet Halk Partisi %50'lere varan oy oranlarıyla belediye başkanlığı alacak dese ben şunu derdim. Sayın Erdoğan'a milletin bir mesaj vereceğini biliyorum. Bu mesaj sert de olabilir, yumuşak da olabilir ama bu kadarını beklemem. Ben söylerdim bunu. Şimdi bunu iyi değerlendirilmez Adıyaman'ı. Bu iyi değerlendirilmek zorunda. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Türk milletinin bir, yaşanılmakta olan sistemden memnun olmadığı açıktır. Yani cumhurbaşkanlık sistemi falan, bundan hiç memnun değil bu millet. Bu bir. İki, bütün siyasete şunu diyor, ben yeniden bir yapılanma istiyorum kardeşim. Ben karşıma yeni fikirler, yeni kadrolar, yeni insanlar istiyorum. Yeter. Bu bütün partileri bağlayacak bir şey. Bakın, Fatih Erbakan soğukkanlı bir seçim yürüttü, kampanya yürüttü. Bugün Türkiye'nin
üçüncü partisi oldu. Baktığın zaman Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi. Bu bile nasıl bir arayış olduğunu göstermesi bakımından önemli. Büyük bir arayış bu. Bu seçimde Türkiye'nin üçüncü partiliğine gelen Fatih Erbakan ve Yozgat ve Şanlıurfa gibi çok ama çok, yani Konya düzeyinde önemli sembol ifade eden iki şehri de alan Yeniden Refah Partisi, açık ve net söyleyeyim, milli görüş tabanıyla geleceğin siyasetinde ana aktörlerden biri olmaya şimdiden hazır gözüküyor. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Ama en önemli şey şu. Merkez sağ, ta Özallar, Demireller, Menderesler'den Erdoğan'a kadar. Bu seçim esasında cemaatlerin genel siyasi zeminde abartıldığı kadar güçlü olmadıklarını göstermesi bakımından da hayati önem taşıyor. Menzilin memleketi Adıyaman'da belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi. Eyüp, ya Fatih gidiyordu. Gitti mi bilmiyorum ama yani Üsküdar gibi her zaman İstanbul'un muhafazakar demokrat veya daha da muhafazakar seçmenini belirli oranda oy kullandığı bölgelerin, Sayın Cumhurbaşkanı son gün İsmail Ağa cemaatine gitti. Oradan çıktı, Ayasofya'da namaz kıldı. Ama bu Üsküdar'ı kurtarmadı. O yüzden bundan sonra muhafazakar, milliyetçi, sağ diye adlandırılan siyasi partilerin bu tür cemaatlerle falan bu işin, siyasetinin yapılamayacağını çok iyi anlamaları lazım. Bu seçim DEM için bir yıkımdır esasında. Bakmayın o kendi bölgesinde bir şeyler oldu falan filan. Ama genel anlamda büyük bir oy düşüşü yaşadığını ve Kürt seçmenin hiç kimseden talimat falan almadan stratejik düşünceyle oy kullandığını gördük. Nedir stratejik düşünce? Evet, benim içimden DEM'e oy vermek ise geliyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde DEM'e oy verirsem ben bu işin altından kalkamam kardeşim deyip Ekrem'e oy vermiş. Stratejik iş bu. Stratejik karar bu. Ama oy oranlarına baktığınız zaman Diyarbakır'da, orada, burada, orada da büyük bir düşüşün yaşandığını görüyorsunuz. Böyle de bir işin başka bir yönü var. Kaldı ki gerek Bahçeli gerek Erdoğan kampanya süresince CHP-PKK kavramını öne çıkarttılar. Bu belki İstanbul seçimi için doğru bir tavır olabilir. Yani doğru derken hani uyabilir orada yaşanılan atmosfere. Çünkü İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş ve ekibine olan daha açık bir pozisyonu var ama bu Mansur Yavaş veya İzmir'deki yeni arkadaş siyasetçi için geçerli değil. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? En önemlisi Afyon, Kütahya, Denizli gibi bölgelerin bu söylemden hiç etkilenmemiş olması. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Arkadaş, buradaki saydığım bütün bu Bursa'sından Uşağı'na, Afyon'undan Denizli'sine, Manisa'sından Bordur'una, hepsinin yumuşak karnı PKK. Ve bütün bunlara ilk kez tarihinde 77'de bile, Ecevit'li o seçimde bile bunlara sahip değildi Cumhuriyet Halk Partisi. Ya demek ki o söylem de uymamış. Bu benim hiç metne bile bakmadan tamamen dün akşamdan bugüne kafamda biriktirdiklerim. Ama
2-3 gün içinde bu olayın gerçekten anatomisini çıkartmak istiyorum. Bu çok önemli bir kırılma ve çok önemli bir dip dalgadan söz ediyoruz. Efendim şunu yapsaydık alırdık adam, ya niye seçmen sandığa gitmez? Elim kırılsaydı diyeceği adama oy vermemek için. Daha ne olabilir ki burada? Türk milleti çok feraset sahibi. Ben geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve bağlantılı şahısların bidon kafa göbeğini kaşıyan adam falan gibi söylemlerine asla prim vermemiş bir adam olarak konuşuyorum. Türk milleti çok net olarak kendi çıkarları doğrultusunda o gün olması gereken şeyi yapar. Burada mesaj vermedi, tekrar söylüyorum. Mesaj yumuşak bir şey. Burada dedi ki ben tümüyle bir değişiklik istiyorum topyekun. Bu 2028'e doğru başka bir kavramı getirecek. Her 4 yılda bir yaklaşık 4 milyon genç katılıyor seçmen listesine. Ve bu gençler değişim denilen şeyin ilk emaresini bu seçimde gördüler. Bugün 15 yaşında olan bu çocuklar 2028 yılında 19-20 yaşında oylarını hangi kritere göre kullanacaklar? Bugün esip savuruyorlar televizyonlarda. O kadar önemli bir soru ki bu. O yüzden biraz iç politika konuşacağım. Ama diğerleri gibi değil. Ben aktivist değilim. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili falan öyle bir şey değilim. Yani ben olaya bakıyorum. Milletin olayına bakıyorum. O yüzden bakacağız. Hoşça kalın.